Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus lansmanında Transformer Book Trio'nun yanındayız. Evet Recep, Transformer Book Trio üçlü anlamına geliyor. Evet. Bu aletin üç tane fonksiyon olmasını bekliyorum şimdi. Evet, evet. Peki bu fonksiyonlar nelerdir? Ali, Transformer Book Trio üçü bir arada. Şimdi aslında o limonlar Nescafe vardı. Oluyor. Evet, hiç... Nescafe tadında bir ürün gerçekten. Çok tatlı bir ürün, çok lezzetli hoş bir ürün. Lezzetli bir ürün. Hangi özellikler var? Üç tane özellik bir arada dedik. Bunlardan bir tanesi öncelikle Android tablet. Evet. Bir Android tabletin sunduğu bütün özellikleri cihaz bize sunuyor. Transformer Book'ta, Transformer Pad'de zaten hani bu tablet ve klavye bütünlüğüne alışkındık aslında. Evet, 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 evet. Burada şimdi üçüncü olarak ne geliyor? Zaten hani daha önceki Asus ürünlerinde hem Windows'u hem de Android'i aynı anda evet. kullanabiliyorduk ama burada ek olarak bir de cihazın üzerindeki HDMI ve DisplayPort çıkışı sayesinde cihazı daha büyük bir monitöre bağlayıp bildiğimiz bir masaüstü PC olarak kullanabiliyoruz. Yani masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar. Evet. İşletim sistemi nedir Recep? İşletim sistemi Windows tarafında Windows 8.1 ile geliyor. Android tarafında da Android J1 işletim sistemiyle geliyor. Tabii 4.4 güncellemesini ben kesinlikle alacak diye düşünüyorum. Çünkü Asus güncelleme konusunda çok süper bir performans çıkartıyor evet. ortaya. Hatta ben burada bir tane tuş görüyorum üzerinde. Tek tuşla geçiş yapabiliyoruz. Android ve Windows arasında, Windows 8.1 arasında tek tuşla geçiş sağlıyor. Evet. Galiba 8 bu arada. Şuradaki başlatı görmediğim için şu an evet, 8 oldu. 8.1 güncellemesi zaten bildiğiniz üzere ücretsiz. Evet. Kesinlikle 8.1'de gelebilir. Onu da belirtelim. Dokunmatik bir dizüstü bilgisayar. Şimdi dokunmatik hem tabi Android'de kullanabiliyoruz evet. hem de Windows 8 tarafında kullanabiliyoruz ve dokunmatik performansı da gerçekten harikulade. Şimdi bir çıkarttım. Çok da kolay çıkıyor. Onu da belirtelim. Burada bir tuşu var. Hem yerleştirmesi hem de çıkartması gerçekten çok kolay. Yerleştirdiğin zaman yine dediğimiz gibi tek tuşla basıp Windows tarafına geçebiliyorsunuz. Çıkardığınız zaman da doğrudan Android'i kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. İnanılmaz hafif bir ürün. Evet. 1 kilo ağırlığı sanırım. Ağırlığı gerçekten 1 kilo altında hani ve bu açıdan bence... Şu şekil baktığımız zaman özellikle tasarım ön planı çıkıyor. Şu an tabii lansman alanında çekim yaptığımız yer altan aydınlatmalı olduğu evet, için bütün detayları gösteremiyoruz. Daha iyi olduğunu sizlere daha güzel bir tasarım göstereceğiz. Bu arada Ali arkasını çevirmişken şunu söylemek istiyorum. Bu tarafta bir kamera mevcut. Evet. Ve Android tablete geçtiğimiz zaman kameradan rahatlıkla ayarlanabiliyoruz. O da yani gerçekten... bütün özellikler mevcut. Evet fazlasıyla. Açma tuşunu görüyorum, ses tuşlarını görüyorum, kamerasını görüyorum, enfes bir alüminyum yüzeyi görüyorum. Evet. Eğimli bir tasarım var. Bunun haricinde tabletin ben çok ince olduğunu fark ettim. Bütün USB bağlantılar, iki tane USB 3.0 bağlantı var, HDMI var, mini evet, display port evet, var. Evet, evet. İki USB olması da çok güzel çünkü biz daha önce mesela TF-701 incelemesinde şuna dikkat etmiştik. Tek USB 3 bağlantısı olduğu zaman Recep sadece mouse'u ya da sadece harici diski takabiliyorsun. Evet. Bunda şimdi aynı anda harici disk takabilmek mümkün, aynı anda mouse'u kullanmak mümkün. Bu çok güzel. Bağlanabilirlik açısından gerçekten çok güzel. Dediğimiz gibi iki tane görüntü çıkışı olması da bir başka güzel özellik olmuş ayrıca. Şöyle ele aldığımız zaman çok ince, çok hafif, evet. çok tarz sahibi. Yani inanılmaz güzel bir tasarım kullanmış Asus. Şimdi inceleyeceğimiz diğer ürünlerde de aslında yine bu parlak şeyi metalik göreceğiz. Tasarım var. Kullanacağım merak ettiğim bir konuda var. Ondan da bahsedeyim istersen. Klavye tarafında Core evet. işlemci var. Evet. Tablet tarafında ise Atom işlemci var. Yani aslında iki işlemci var. Evet, evet, iki farklı işlemci var ve bir tanesi ARM tabanlı, diğeri x86 tabanlı. Çok güzel. Yani kullanıcı aslında baktığımız zaman isterse Windows dışında bir işlemci bile kurabilir. Bu ürünün şimdi en büyük, en güzel özelliği de bu klavye dokundaki Intel işlemci sayesinde buradan bağlantıyı veriyorsunuz evdeki bir monitöre. Bu bir masaüstü PC olarak kullanılıyor. Evet. Android tablette başka biri kullanıyor. Yani aynı anda iki kişinin kullanabileceği iki bilgisayarı bir arada evet, almış oluyorsunuz. Almış oluyorsunuz. Ve performans açısından da bütün beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Çünkü bildiğimiz üzere Intel işlemcinin evet. içerisindeki grafik yongası da bayağı iyileşti. Şimdi yeni nesil Intel işlemciler çok daha verimli, çok evet. daha güçlü. Bir de içindeki GPU'lar da çok daha verimli. Evet. Ve tabii bütün teknik özelliklere, performansa seninle birlikte detaylı inceleme de bakacağız değil daha mi? Daha yakından bakmak istiyoruz. Şimdilik Transformer Book Trio ile birlikteliğimiz burada sonlanıyor. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. İzlediğiniz için teşekkürler.